Bugün şimdi web servis bakacağız. Web servis nedir'den başlayalım. Aslında şöyle ufak bir çizim yaparsam sanki biraz daha güzel olabilir gibi. Şimdi şurası, burası Çamlıca Tepesi. Çamlıca Tepesi'nin üstünde kuleler var. Bu kuleler yayın yapıyor. Oldu mu? Şuradaki radyosu olan eleman bunları yakalıyor ve dinliyor. İşte televizyon yaptığı zaman da işte görüntü yayını alıyor falan filan. Dolayısıyla bir dağıtıcı var, bir de alıcı var. Web servis de aslında aynı şekilde çalışan bir yapısı var. Ama web servisin çıkış yapısı aslında nerede? Yani çıkış kaynağı nereden geliyor? Ona bakalım bir. Şimdi çıkış kaynağı şöyle oluyor. Burada bir eleman var ve eleman C# kullanıyor. Burada bir eleman var, işte Java kullanıyor. Burada başka bir eleman var, işte C++ kullanıyor. Üçü de farklı dil kullanıyor. Ya da işte burada da bir X var. Bunların haberleşmesi gerekebiliyor. Firmaların birbirlerine veri göndermesi gerekebiliyor. Bunun için en uygun yapı ne olabilir? Bu kadar öğrendiğimiz eski yapılardan. XML. Firmaların birbiri arasında XML göndermesi gerekiyor. Yalnız diyelim bizim firma C# kullanıyor ve şu Java'cı bizden sürekli bir şey istiyor. Ve biz de sürekli XML basıp XML göndermemiz gerekiyor adama. Al sana XML, al sana XML falan dememiz lazım. Bu zahmetli oluyor. Bunu yine ne yapmamız gerekir? Veri tabanımızı, işte bir tane kullanıcı oluştururuz. Oradan sayı çeker. Yalnız ben adama veri tabanı için şurada bir tane veri tabanı çizerim. Şu benim şeyim, bu veri tabanı olsun. Adam sürekli bana istekte bulunacak, buna cevap verecek. Ama kötü niyetli biri benim IP adresimi biliyor. İşte bir tane kullanıcı adı biliyor. Bir tane şifre biliyor. Üstüne çalışıp işte ne bileyim kırabilecek bir şey durumlar. Bu şekilde dolayısıyla database güvenliğim tehlike altında olur. Dolayısıyla database olayını vermemem gerekiyor. Bir kere düştü. Ben sürekli bu adama bir tane XML dosyası yapacağım, al sana XML dosyası mı diyeceğim sürekli? Bu da benim için zahmetli. Bu da olmadı. En basit yöntem, elemanın benden bir istekte bulunması, benim bunu XML dosyası o zaman vermem. Değil mi? Web servisine mi giriyor? Evet, geç kaldın şimdi üstte. Tamam. Şey başında mı işte? Çok oldu. Şimdi bunun içinde adamlar bir tane servis üretmişler. Hemen şurada onu da çizivereyim. Şimdi bu istek yapacak adam. Bu benim SQL'im. SQL'im olsun. Araya da bir tane servis koyuyorum. Bu da benim servisim. Dolayısıyla adam direktman şeye istekte bulunmuyor SQL'de. Benim servisime istekte bulunuyor. Servisim SQL'e gidiyor. SQL'den bilgi çekiyor, geri geliyor. Ve bunu XML formatına çevirip adama geri gönderiyor. Dolayısıyla direktman benim SQL'ime erişim yapamadı. Araya bir katman koydum. Gerekiyorsa güvenlik önlemleri alabilirim. İstediğim başka işlemler yaptırabilirim. Tamamen bir filtre görevi görmüş oluyor. Bununla beraber XML serialization'ı tabi tutuyor. Yani XML'e çeviriyor benim oluşturduğu sonuçları. Dolayısıyla Java, C++ ya da X bir şey. Ya da bunu işte PHP internetten Ajax'la istekte bulunup bile çeşitli yöntemlerle alabilir. Yani sonuçta XML geldiği için XML okuyabilen herkes bunu alabilecektir. Şeyimizin aslında hedefi bu. Web servisinin ana yapısı bu. Yalnız buradaki radyo istasyonundaki bu radyo ve televizyon gibi düşünürsek şey var. Tek taraflı değil. Yani kullanıcılar da benim veri tabanıma insert için bir şeyler gönderebiliyor. Yani ben içe buraya bir tane metot yazmışımdır. Metodu insert yapıyordur. Benim tablomu insert yapar. Gibi. Hani tamam burada evet yetki verilebilir, ayar yapılabilir. Dolayısıyla hem in hem out çalışıyor. Yani tek taraflı değil. Hem içeri hem dışarı çalışan bir yapısı var sadece. Canlandı mı azıcık? Şey 2003 diyorum. 3,5 kadar şey var. Web servis var. 3,5'tan sonra 4 ile beraber şey geldi. WCF geldi. WCF'e şu an bakmayacağız da çok benzer bir kavram var.
Ona da inşallah bir gün değineceğiz. Tamam, giriş böyle. O zaman şu projemizi bir açalım. 25. Tam bir kutu başladı ya. Tam bir kutu kutuya başladı. Haydi la. Şimdi, sen böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Hello World. Hello World, her zaman Hello World. Direkt mi geldi? Direkt geldi. Yani. Ondan sonra bir dakika, sakin. Şurada uzantısı ASMX desteğini arkadaşlarım. Yani ASMX'i gördüğünüz zaman bilin ki web servis bağlantısı sağlıyorsunuz. Metodumuz var. Bir tane Hello World diye metot var. Sabit ve şunun tepesinde şey geliyor. Bir tane web metot attribute geliyor. Attribute'lere şu ufacık bir değinecek olursam hemen şöyle oluyor. Attribute'ler metodun çalışma zamanındaki davranışını değiştirirler. Yani normalde bu böyle metotken çalışırken de metottur. Fakat attribute olması sayesinde davranış değişikliğini tabi tutacaktır. Yani bunun gibi bir sürü attribute'imiz var. Onlar tamamen elemanı runtime'deyken değiştirirler. Şimdi F5'e basıp çalıştırmak istiyorum. Sonra şu hello web metodunun ne iş yaptığını falan göstermek istiyorum. Ha gayret. Hadi. Karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Burada aslında sen şimdi şöyle bir hemen ben size ufak bir yazı yapıştırayım. Tam yeri burası. Bir saniye bekleteceğim. Evet, şurası. Şöyle bir kopyalayayım. Şimdi mesela burada karşıma bir arayüz çıktı da bu arayüzü değerlendirmeden önce şunları şuraya yapıştırayım. Hem not olsun elinizde. Şöyle yapıştırayım. Web servise kullanılan standartlarımız var. XML olduğundan bahsetmiştik. İşte veri alışverişinde kullanılan kavramız. Sonra web service description language var. Web servisin sunduğu arayüz hakkında bilgiler veriyor. İşte fonksiyonlar, parametreler, çeşitli değerler burada mevcut. Disko'muz var. Disko'da da paylaşım açılmış elemanların organizasyonunu sağlayan bir yapımız var. Ve en altta Universal Description, Discover and Integration kısmı da açılmış servislerin bizim yani çağrılan adamlarla iletişimini ayarlamasını sağlayan kavramlar üzerinden çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlar temel şeyleri, onlardan da bir bahsederiz. Ve karşıma bir şey çıkıyor. Mesela description burada. Şu bahsettiğimiz işte web servis arayüz hakkında, fonksiyonel metod hakkında bilgi veriyor. En başta dikkatimizi çeken özelliklerden bir tanesi şurada SOAP diye bir kavramımız var. Bu SOAP kavramı bizim en çok dikkat çekiyor. Simple Object Access Protocol ismiyle geliyor. Basit İşte nasıl çeviririz? Basit object protokolü gibi. Güvenlik protokolü gibi. Basit bir şey işte. Veya erişim de yapabiliriz. Tam Türkçe çeviremedim işte. Siz çevirirsiniz. Bunu şey belirliyor. W3 yine belirliyor. Konsorsiyum. HTML standartını belirleyen adamlar belirliyor. Dünya standartlarını da bizim web servislerimizin. Güvenlik mi sağlıyor? Yok, bu standartların ne olduğunu. Güvenlik ayrı bir şey. Ve benim metodumu burada hemen bilgisini veriyor. İşte hello world diye bir metot var diyor. Hello world diyor geriye diyor. Hello world result çevirecektir diyor. Ve bu string ifade olacaktır diyor. Yani kullanıcı string alacağını biliyor. Hop ne oluyor? Sonra diyor ki parametreler kısmı geliyor. Herhangi bir parametremiz yok. O yüzden bir şey yok. Sonra aslında bir tane metot yazsaydık iyi olacaktı. Şu altta da şeyler önemli. İşte bağlanacak IP'ler nerelere bağlanacaklar? Onlar burada mevcut.
ve bunun üstünden çalışıyor. Şöyle bir geri geleyim. Burada işte mesela C#'da, işte Visual Basic'te ya da C++'da nasıl olduğuyla alakalı temel kullanıcı bilgiler falan verilen bir arayüzümüz var. Şurada Hello World metodum duruyor. Hello World metoduma tıklıyorum. Yani aslında şuradaki kısım, şurası şey, içinde açılmış tüm metotları barındıran kısım. Hello World olduğu için tek o var. Tıkladım. Ve Hello World'ün demin baktığımız kısım aslında burada da var. İşte metodun adı, geri ne döndüreceği, tipinin ne olacağı gibi çeşitli şeyler mevcut. Yine kullanıcılara son bir bilgi veriyor. Invoke burada sadece şey de var, yani sunucuyu yapan makine de var. Uzaktan bağlanan var, invoke çıkmıyor. Invoke ettiğim zamansa, yani test amaçlıdır, geriye XML olarak hello world'um çıkmış oluyor. Hocam peki bu XML döndürenleri neyi döndürüyor XML'e? Normal metot var orada. Evet, şu şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere web servis tamamen XML serialization üzerinden çalışıyor. Yani elemanlar XML'e serialize ettiriliyor, tekrardan dönüştürülüyor. O sebepten dolayı kullanıcıya göndereceğim her şey işte web metot attribute'leri sayesinde şey oluyor. XML dönüştürülebilir bir yapısı içinde oluyor. Web metodun ikinci bir esprisi de şu. Web metodu attribute'ünü silersem veya aslında bir metot daha yazayım. Şöyle bir public data table yapalım. Ürünler çok hızlı ürün yazalım. Şunlar yok. Return data. Şimdi bundan web metodu attribute'ünü yazmam. Şimdi F5'imizi çalıştırıyorum. Bu sefer sadece yine hello world geldi. Yani web metodu ifadesi olmazsa şey kullanıcıya gösterilmiyor. Kullanıcı tarafından çalıştırabilir bir durumda olmuyor. Şunu hemen bir hello world sokalım. Ne biçim oldu? Şimdi F5 diyorum. Ve kullanıcıya ürünler diye geliyor. Dolayısıyla kullanıcıya bir yayın açmak istiyorsam bir metodu başına web metot yazıyorum. Baktığım zaman geriye neler gelecekmiş bana? Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Şöyle biraz zoom yaparsam sanki daha rahat göreceğiz. Evet. Bu bana ürünler result olarak ne verecekmiş? Bir XML verecekmiş. Yani uzun bir veri geleceğinden bahseden bir kavram var. Mesela string gibi tek bir ifade değil de daha uzun bir bilgi gelecek diyor. Invoke diyorum. Bakalım test edelim nasıl olacak. Patlayacak şu an. Onu söyleyeyim. Şimdi burada patladı ve patlarken de şurada serialization ile alakalı bir hata veriyor. Serialization esprisi şu. Bizim yazdığımız klasları, nesneleri XML'e serialize etmesi gerekiyor. Ve XML'e serialize edebilmesi için mesela data table'ın çıktıları mesela XML alabiliyorum hatırlıyorsanız. Ama şurada şey yapmamız lazımdı. Buna bir isim vermemiz lazımdı. Yani tablonun elemanlarının isimleri nelerdir? Diyorum. Hepsi bir üründür. Diyorum ve bu şekilde çalıştığımız zaman her eli her nodu ürün 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 diye açacağı için serialize edebilir bir kavramı çıkacak. Invoke ettim. Bunlardan node olduğu için onların belirlemek yok. Evet, yani kabaca bakarsak öyle. Mesela her ürün şurada bir ürün elemanı bir ürün oldu. Peki bu picture olayı ne yaptı? O da kodda var mı yaptı? Picture'ı şey geliyor işte byte byte gönderiyor. Byte şeyin dizisini gönderiyor. Alıp bunu convert ediyorsun tekrar. Kategoriler 5'ten 6 tane alıştı. 5-6 tane kategorim. Çıktı. Burada şey var. Sen söyle. Tipler hakkında bilgi var. İşte kategori integer'mış ID'si. Name'i şöyleymiş. Picture binary'miş gibi. Kullanıcı bilgi de söylüyor. Kullanıcı bunlar üzerinden direkt çevrim işlemlerini tabi tutuyor. Şey mi var ya? Şey bu zorunlu mu zorunlu değil mi? Yani bundan en az kaç tane yazmak lazım sorusuna
sıfır yazman gerekiyor. Yani bundan bir olursa illa bundan bir tane yazacaksın gibi. Karşımızda duruyor. Ne oldu ya? Tam bir ayarlı mı ya? Kırma lan abi. Aa kırdım. Az daha çektim. Bak ya. Abi kıracak abi. Sen güzel güzel. Şimdi şuradaki espri mesela şuraya gelip şuraya işte video arada durdurken sordum da neyse şurada bir onu ufaktan bahsedelim. Şuraya hemen bir reklamı çakayım. Çalıştırdım. F5'e bastım. Çok iyi bir şey bu hani. Çok da iyi, çok da iyi güzel bir şey yani. Hani süper, ultra güzel bir şey. Şuradan bu çıkıyor. Reklam yani başka bir şey değil. Ya işte sitenin nereden yayınlandığı gibi düşünebiliriz. Yani. Ve buradaki şey çıkmıyor mesela şu an. Baktığımız üzere. Demin çeşitli bilgiler çıkıyordu ya. Ondan çıkmıyor. O siteden gelen bilgiler olduğu için duruyor. Yoksa hani tek gözle gözüken yer burası hani adam gibi. Ne öyle yazsın. Ana başlık gibi bir şey. Yani. Yani sahibini gösteriyor işte hani. Yoksa başka bir cece yok. Burasıysa iki tane miydi, üç tane miydi burası? Dur bakayım. İki tane. Şeyle alakalı aslında. Bu biraz daha güvenlik falan yapmaya kalktığımız zaman ya da çeşitli ayarlar yapmaya kalktığımız zaman şeyi gösteriyor. Nasıl söyleyeyim? Siz nasıl diyor? Aslında şu an ne yaptığını biliyorum ama beynimde de şimdi cümleye söylemedim. Evet. Orada videodan da kaçırdık orada da neyse artık. Şunu ben geri alayım da şu şey gelsin oraya ya. Şu yazı gelsin. O yazının orada durması hoşuma gidiyor. Evet temelde böyle. İlk girişimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar. İşte kullanıcılara bunu nasıl kullandırıyoruz veya kullanıcılar bizi nasıl kullanacak sorudan gelirken şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha metod olsun. Public işte integer bu tabi ürünler olmadı aslında kategoriler oldu bu products diyeyim de ürünler olsun ürün kaydet diye bir tane şey yapalım işte string ürün adı galiba tek zorunlu olan oydu diğerleri zorunlu muydu değil herhalde ürün adını göndersin ben buradan fiyatını kendim şimdi hallederim. Yok ya sanki ürün adı zorlanıyor ya. Neyse abi bakacağım zorun patlarsa. Yok ben bunu gönderirim şimdi 0-0 diye ya. Yani o da şimdi oradan çok değer göndermiyor. Esquire Command CMD'de ne selekti ya? Arkadaşlar. Ne selekti? Products product name, unit price, category ID, yeter herhalde, values, at, u adı, fiyatı 12 lira, kategorisi 1 olsun. Bu connection'ı kullanacak. CMD'nin parametrelerine ekleyelim. Evet. Bu ayda gördüğün yere diyorum. Ürün adını yaz. Connection'ı open yap. Integer etkilenen eşittir. cmd.execute mankuveri çalıştırdım. Connection'ı close ettim. Ve etkilen değeri kullanıcıya return et. Ne? Nerede? ID olan yeri mi yazdın ne yazdın? Gördüğünüz zaman mı? Ne? Parametre. ID olan yeri. Adı ya. Adı yazıyor orada. Ya el ışıkanın hep ID yazıyoruz ya.
Hadi, hadi. Oldu mu? Şimdi bunu kullanacağı zaman kullanıcımız mesela invoke yaparken ürün kaydetti. Şuradan text box çıkartıyor. Ama invoke yapalım. Vay, çok sert. Bastık. Ne oldu? Evet, bir geldi. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bir tane etkilenen oldu. Yani insert'ün başarılı. Hı. Biz de kullanıcıya nasıl yapacağız? Link olarak, string link olarak mı? Bunu kullanıcıya aslında yollamıyorsun. Kullanıcıya sadece diyorsun ki benim web servisim adresi bu. Link olarak yani. Evet, link olarak adresi veriyorsun. Ve bunu elemanlar nasıl kullanıyor? Şimdi biz şimdi yayınlayıcı tarafı yaptık. Şimdi kullanıcı tarafını yapalım. Sen ne yapabilirsin? Not al arkadaş. Windows olur, web olur. Yani fark etmiyor. Hani konsol da olur. Olur. Ne olacak demek ki? Yazdır bir satır seç. Şuraya bir data grid. Zenginlik böyle bir şey. Vallahi. Şimdi normalde biz buraya referans eklerdik. Ama artık add service reference diyerek yani servis referansı ekleyeceğim. Buraya adresi yazıyoruz. Go diyoruz. Buraya servisim düşüyor. Servis bir ismi aslında diğer taraftan geliyor. Ondan sonra burada da tıkladığım zaman da içindeki metotları, ıvır zıvırı, her şeyi görüyorum ben. Çok güzel. Şurada bir de isim yazıyoruz. İşte bizim servis ismini yazayım. Ve servisim işte gerekli resource işlemler için data table lazımmış falan gibi gerekli DLL'ler. Ve buraya geliyor. Bunu en son yapacaksın. Her şeyi yapmış abi. Efendim? Mesela daha sonra o servise bir şeyler eklediğin zaman direkt buraya gidiyor mu? Yok gelmiyor. Yani, ona göre. Hayır. Salacağım ayakkabıyı ya şimdi. Bizim servisten demin bahsettiğimiz swap kısmında oluşturuyoruz. Servis 1 benim zaten klasımın adıydı. Servis 1'in swap özelliklerine tabi tutulan bir tane istemci oluştur diyorum. SC diyeyim. Eleman oluşturdum. Ve SC nokta dediğim zaman karşıma şeyler çıkacak. İşte hello world, ürün kaydet ve ürünler gibi. Şimdi geri bana ne veriyormuş? Data table. Teknik olarak XML çıktısı veriyor diye bahsetmiştik. Fakat işte bizim kullandığımız yapılar, işte biz yayınladığımız için .NET çerçevesinde ve .NET çerçevesinde aldığımız için ekstra herhangi bir şeye tabi tutmadan sonuçlar adamın gönderdiği form üzerinden gelebiliyor. Yani illa XML çıktısı almak zorunda değilim. Adam metodun içerisine data table yazmışsa data table alıyorum. İşte ne yazmışsa onu alıyorum. Oradan mı anlıyoruz? Yok, bunu söyleyen zaman şöyle söylüyor zaten. Hani diyor ki bu data table verecek. String verirse string alırsın, XML verirse XML alırsın. Hani burada zaten söylüyor. Oğlum. Ne zaman? Nereye ne oldu? Şimdi bunu buraya yazdık, tamam mı? Öteki tarafta... Şimdi zaten sen normal insanlar da öteki tarafı görmeyeceksin. Başkasının yayınladığı web servisi kullanıyorsan. Sen gördün sadece... Bir şey diyeceğim. Evet. Bu tarafta öteki tarafta biz yapıyoruz değil mi? Abi şu an biz yaptık da normalde başkası yapıyor. Normalde başkası yapıyor. Öbür tarafı başkası biz... Öteki tarafı başkası sana yapıyor. Sana sadece link veriyor, buradan kullanılıyor. Ha, onu gönder, mesela o göndereceği kısmı yapıyor, biz alacağımız kısmı evet. Yapıyor. Ha, onlar biz referans ekledikten sonra burada... Evet, işlemini yapacağız. Tamam. Yani burada ürünler gelirken şöyle bir güzellik oluyor. Şimdi başkasının web servisini kullanmışım sen. Hangi database'e gittiğini bilmiyorum.
hangi IP'ye gittiğini bilmiyorum, hangi kullanıcı dile gittiğini bilmiyorum. Ben sadece sonuç alıyorum. Dolayısıyla şuradaki McDonald's'a gittiğim zaman işte bana binanın menüsünden var. Sana sadece menü geliyor. Arkada kim yaptı, kim paketledi, kim sardı, kim etti. Hiçbirini bilmiyorsun. Sadece sonuç alıyorsun. Burada da aynı mantıkta. Bana ürünleri ver dediğim zaman bana ürünleri veriyor. Yani başka ötesi yok. Şeklinde çok basit bir şekilde alabiliyorum. Dolayısıyla bir aracı vasıtasıyla gittik, aldık, geldik ve karşı taraftaki firmanın herhangi bir bilgisine şey olmadık. Bilgi sahibi olmadık. Sadece sonuç üretiyoruz. Sonuç alıyoruz. Çalıştırayım. Ha, onu mu çalıştırdım ben ya? Buradan geldi. Butona bastım. Hemen işte gitti. Bilgi de çekti ve getirdi. Çok da temiz bir şekilde. Olayımız burada duruyor. Herhangi bir şey göndereceğim zaman ise durdur. Mesela adamın yazmış olduğu ne metoduydu ya? Kaydetme. Ürün kaydet metoduna normal string parametre giriyorum. Ve bana geri integer değer veriyor. Dolayısıyla her şey bana tekrardan serilize edildiği için ben tekrardan işte integer'se integer, string'se string parametresini alabiliyorum. Adam markası bize bir şablon yapıyor. Gönderiyor. Biz o şablona göre şey yapıyoruz. Öyle değil mi? Ya sana yapabileceklerini söylüyor. Bunları alabilirsin diyor. Sen de bunları alıp işlem yapıyorsun. Ya işte normal metot gibi de sen kendin yazmış gibi kullanıyorsun ama herhalde benim üçüncü bir insanın yazdığı bir klası kendi klasımmış gibi kullanarak çeşitli bilgiler alıyor. Bu günlük hayatta çok lazım ya. Yani herkes web servisle ilgileniyor. Çünkü kimse database'e erişim istemiyor. Efendim? Bayağı kapatıyor. Bayağı. Bir de buna güvenlik yapabiliyoruz, kullanıcı şifre falan. Hayır. O zaman güvenlik falan yaptığımız zaman, kullanıcı şifre falan, o zaman daha da güvenli oluyor. Hani... Servisine güvenli. Hı? Beğendin mi? Beğendim. Anlamışım bir şeyini ne yapıyorlarmış. Ha, anladım abi. Tamam. Web servisinden ne yapacağım? Evet, tabii. Şimdi demin şeyin dediği gibi, adam buraya bir tane bir şey yazdı. Bu taraf hemen alacak mı? Şimdi mesela buraya public string tıp diye bir metodu yaptım. Return tıp. Kopyalayamıyorum ya, bu arada uyuz oluyorum. Şimdi tırt bunu gösterdiğim zaman F5'e basayım bir. Burada çıkıyor. Çalışıyor. Fakat burada kullanmak istediğim zaman sc nokta tırt yok. Böyle durumlarda web servisi kullanan abonelerin vardır senin, bellidir zaten. Hani buna kullanıcı şifre yazarsın, bir abone listen vardır. Abone listene mail atıyorsun bu durumlarda. Diyorsun biz yine web servise bir şey ekledik, böyle böyle bir şey. Bu işlemleri yapıyor. Kullanıcılar da şunu yapıyor. Sağ tıklayıp update service reference diyor. Dolayısıyla bu yeniden gerekli metotları, DLL'leri, memleri hepsini çektiği için bu saatten sonra tırt geliyor. Dolayısıyla kullanıcılara, abonelere bir şey göndermemiz gerekebiliyor. Update servis yapalım. Update servis referans yaparak kullanıcılara tekrardan şey yapıyoruz. Bir şeyler daha bu mu? Şuradan bakalım. Şu içindeki şeyleri gösteriyor. Hani class'ın incelemesi gibi. Aynen. Ha, içinde neler var neler yok falan. Bu ise şimdi buraya geleceğim. Dur buraya gelmeyeyim. Şöyle bir şey yapayım. Mesela şurada bir mesaj baksam olsun. Okey. Şurada da
Bu ne kızıyor ya? Lütfen yapmadan önce ya. Thread nokta sleep ile 3 tane bekletirsem bana sonra 3 tane geç gelecektir değil mi? Farzı misal bu işlem gerçekten 10 saniye sürüyor. Sürebilir. Kullanıcı şu an ne yapacak? Sunucu 10 saniye geç cevap verdiği için kullanıcı 10 saniye bekleyecek. Ne? Eğer database yanlış yapılandırılmışsa bekliyoruz ya. 3 dakika da bekleyebilir, 25 dakika da bekleyebilir. Yani çok dandik bir database varsa. Hani normalizasyon kuralına uymamış, ne bileyim index yapmamış bir şeyse bekleyecek. Onun için bize şöyle bir şey yapmışlar. Start deyip konfigür ediyorum. Şurada create asynchron operation diye bir kısım var. Buradaki kavram aslında şu an bizim dün bakmış olduğumuz şeyler. Threadler. Bu şekilde okey diyorum. Bu şekilde okey dediğim zaman okeyledim mi? Şunları bir kapatayım. SC noktaya bastığım zaman her metoda bir asynchron bir de complete diye bir tane özellik geliyor. Olay geliyor. Ben ürünler istiyordum. Ürünler de eski ürünler. Asynchron ve complete var. Complete'den şimşek olduğu için artı eşit hatırlıyorsanız daha önce kullanmıştık. Artı eşit ekledim. Burası geldi. Burası web servisteki ürünler metodu bittiği zaman çalışacak. Ürünler bittiği zaman ne yapıyorum? Datasource'a bu sefer E'den gelecek. E'den gelen sonucu aktarıyorum. Ve burada da metodu çağırmak için SC'yi asenkron olarak kullanıyorum. Şimdi demin bunu beklemem çıkması için 10 dakika 10 saniye beklemiştim. Şimdi ise artık bekleme süreci tamamen daha sonra yatırıyor. Hop yanlış yapmamış tamam. Hı? Yanlış yapmamış. Yok. Şimdi asenkron çalıştıracağım için düğmeye basar basmaz bana okey geliyor ve formum takılmadı. Artık uygulamam şeyi bekliyor. Sunucudan gelecek cevabı bekliyor. Sunucu cevap verdiği anda completed çalışıyor ve completed çalışmazsa ürünleri buraya basıyor. Ben bana şey soracak. Hani siz dediniz ya güvenlik yapılabilir. Saçma biraz belki dandik yöntem ama şey yapılabilir mi? Hani bunda tek thread olduğu zaman form main thread'i kapatıyor ya main yani şey yapmayayım mesela. Bunda da öyle bir şey yapılabilir mi? Mesela adam thread mi yaparsın? Thread kullanacak. Sonuç gelmeden herhangi bir şeyle uğraşmasın adam diyorsun. Deminki yapımı zaten öyleydi. Uğraşamıyordu zaten, kilitleniyordu. Kilitlenemiyordu. Buna kilitlenmesin diye. Soğuk oldu. Asenkronlarda böyle sanacaktırım. Hani kullanıcılar beklememesi için sonuç gelene kadar. Şurada da bir tane şey çıkartırsın. Şöyle lütfen bekleyiniz. İşte veri tabanından veri geliyor diye. Complete'de de veriyi istersin. Aslında bak hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Çok da güzel olabilir. Asenkron olduğu zaman BT'nin hop ya. Buton 1'in teksti bekleyiniz yapalım. Buton 1'in enable'ında false yapalım. Complete olduğu zaman enable'ını true yapalım. Yazısını da aynen buton 1 gibi geri bırakayım. Buton 1 yazılıyor. Vay yine F5'e bastım ya. Evet. Şimdi bastım. Bekleyiniz. Bekliyorum. Kullanıcı da harbiden bekliyor. Yani yapacak bir şey yok kullanıcı açısından. Tada! Gayet. Şık.
Ara mı versek? Lava mı yedin? Ben geçtim. Yer verelim hadi ya. Şey alalım, benim şeyim bitti. Özetik sağ ol. Oynat. Şimdi, yayın yaptık. Pardon, yayın yaptık ve kullanıcılar bunu kullanabiliyor. Burada sıkıntımız var mı? Başkasının web servisini nasıl kullanacağız? Mesela hemen... şey var, dur. Hemen aratalım. Web internetim açık mı ya böyle? Evet. Web... Nerede bu? Gelirler idaresinde mesela şey var hocam. Ne var? Vergi numarasını sorgulama. Evet. Olan açık değil mi versiyonlar? Yani bazı açık olmuyor ya, bazı şeyler. Yani firma başvurması mı gerekiyor? Olabilir. Bilmiyorum şu an. Kullanıcı şifre gerekiyor olabilir. Videoyu aldın mı? Buraya mı? Sileyim mi videoyu? Yok, aldım. Aldım. Burası dünya çapında işte 6 milyondan fazla web servisinin yayın yapıldığı bir yer. Birçok var. Hani Türkiye'de pek yok. Birkaç tane var da işte bir nüfus şey var. Seyirci sorgulama var. İşte bir şey varmış. Maliye Bakanlığı'nın varmış. Bir de futbol merkezi komun bir tane var. Başka da yok herhalde. Sanayi Bakanlığı'nın var. Türkiye'nin var. Bilmiyorum. Adını duymadım ki. Nintendo yazıda çıkmıyor ki. Şimdi mesela buradan nerede? Hava durumu falan vardı ya bir yerde. İşte Global Weather. Mesela hava durumu sorgulamak istiyorsan, web servis yapacaksan hemen Get Weather diyelim. City'miz İstanbul. Country'miz Turkey. Invokluyorum. Ve işte bize hemen bir XML çıkartıyor. Hmm. Ama farkındaysanız Sync içinde XML çıkartıyor. Hani herkes daha kullanabilsin diye böyle bir olay gerçekleştirmişler. İşte Atatürk Havalimanı'ndan galiba geliyor bu benim tahminimce bu bilgiler. İşte kaç dereceymiş? 23 dereceymiş bugün. Hava. En düşükte 17 dereceymiş. Neyse. Bunu mesela uygulamanda, internet sitemde, X bir yerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Mesela cep telefonumuzda uygulamalar var. İşte hava durumu, rüzgar, bizattır, kıldır, tüydür. Tamamen olay bu. Erman buraya senin telefonundan, işte GPS'inden şeyini öğreniyor. Atıyorum Mardin. Mavi Türkiye diye zaten istevi gönderiyor. Vere çıkmıyor. Adana diyelim. Adana deyince çıkıyor. Yahoo'nun bir tane böyle servisi var. Yahoo'nun servisi daha güzel. Google'a Google mu yazıyor ya? Yahoo neydi? Weather ya onun bir tane web servisi olması lazım. Orada daha şey veriyor. Cep telefonları falan onu kullanıyor. Neymiş bu? Arkadaşlar. Yani şimdi tam adresini hatırlamıyorum da. Yahoo'nunki daha doğru veriyor. Onu söyleyeyim de bir ara bakarsınız ona. Şimdi pek araştıramayacağım şimdilerde diye de. Yani. Var yani. Yahoo'nunki daha net veriyor. Bu biraz daha şey. Burada bir sürü var sana göstereyim. Yani arama marama yapıyorsun bir yerlerden. Şurada arama var. Daha çok şey çıkartıyor mesela. Earthquake. Nasıl diye? Deprem. Hakem miydi? Güzel ya. Şöyle miydi? Yokmuş. Neyse depremlerle ilgili bir şey de yanlış hatırlamıyorsam vardı da işte dünyada olan depremleri falan şey yapıyorum işte falan filan işte. Yani uygulamayı koyabileceğin ağır zıvırlar var. İşte Türkiye'de de TC kimlik web servis özelsek çıkıyor. Şurası. İşte TC kimlik sorgulama diye metot var zaten. Invoke çıkmıyor çünkü lokalde olmadığı için. İşte bu adrese gidiyorsun, kopyalıyorsun.
Hop. Bunu kopyalıyorsun, uygulamaya referans ekliyorsun. Sonra metodu çağırıyorsun. Metot ne istiyormuş bizden? Hemen bakalım. Metodun bizden istediği birkaç bilgi var. Metot bizden long tipte bir TC kimlik istiyor. Adını istiyor, soyadını istiyor. Integer olarak doğum yılını istiyor. Bunları verdikten sonra bana geri ne verecekmiş? Boolean evet dedi, hayır verecekmiş. Dolayısıyla TC kimlik sorduğuna web sitesi kullanırsam alacağım sonuçları falan buradan hemen hızlıca bir şekilde görebiliyorum. Örnek yapalım mı ben? Hayır. Şunu ekleyelim ama. Hop. Adresimizi ya şöyle sileyim. Adresimizi yazdık. Go dedik. Başına S yok muydu ya? Bunu galiba kapatmışlardı ya. Dur bakalım. Şurada bir yerde yazıyordu. Şurayı bir açayım ya. Niye bu kocaman oluyor? Gelmeyecek bu ya. Gold.tr. Zaten şeysiz olmuyormuş. Eski olmak zorunda. Eski olacak. Dur. Ben eski istekliyim ama bak bunlar şu eski gelmiyor ya. Bu eski geldiği için galiba bize şu an sıkıntı veriyor. Şu an buna yapacak bir şey yok. Bunu yapacak bir şey yok. Başka bir şey bulalım. Futbol merkezi web servisi var. Onu kullanalım. İşte maç listesini falan alabiliyoruz buradan. Futbol merkezi ismini yazayım. Şunları kapatayım. Futbol merkezi. Bir tane tuhaf kan çalıştırıyorum. FB yapmayayım. FWFM yapayım. FM nokta get match list alalım. Geri ne veriyormuş? Data table veriyormuş. Biraz önce ne? Ney? Servis referans ekledim. Daha şey yapmamıyız. Şuraya sağ tıkladım. Servis referans dedim. Adresi yazdım. Koy dedim o kadar. Şu peki servis referans kendilerine yani ekledim. Evet. Ney? Bilge soru işin ayı yedin mi? Servis referans var. Servis referans ekleyince otomatik geliyor. Şeyden ne var ki var var değil mi? Servis referans ekliyorsun o zaman kendine geliyor. Sağ tıklayıp servis referans ekliyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Al Yozbat futbol turnuvasının şeyini isteyelim. Ya dur Süper Lig miydi ya bizim kim? Var hocam ya. Tadiye kupası. Aban kupası.
Süper Lig bizim ne kullanıyorduk ya? Türkçe Süper Lig miydi? Noktalası ne? Türkçe Süper Lig. Para uzun var arkadaş şu an. Vay arkadaş ya. Yani söyle. Dur dur ya şunu bir şey yapalım. Sesliği bir olsun. Bunu desene de neyi be? Neyi sileyim? Ne yapmayayım? Çıkıt. Şimdi bas. Bu ne şimdi? Ben nerede oldum? Daha sadece bir şey. Ya her türlü yazmış adam ya. Türkçesi, İngilizcesi, bilmem ne işte. Bilmem ne işte. Daha sen bu yapılmış maçları gösteriyor galiba ya. 6. hafta. Evet. Peki data point'te aktarmadan mecbur olmak kazanmak onlara bilebilir miyiz? Hayır, direktman verdiğim için yapamazsın onu da kesmen lazım şimdi. Kendin manuel olarak alman lazım, sizin ayırman lazım. Yani hangi alanlar geliyor falan ama bilme şansı. Yok, öyle bir şey yok. Bakacağım böyle yani. Bir kere açacağım, bakacağım, ondan sonra yapacağım. Ben anlamadım bundan pek bir şey ya. 6. hafta olduğunu anladım da. Olsun. Var ya işte. 6. haftanın maçları şunları oynanmıyor galiba. Var. Yani kimle oynayacağı var. Şunlar yapılacaklar, kimler yapılacakmış. Bak. Sivas Spor Beşiktaş işte yapacak. Harika, boru mu? İlaz'ı spor işte. Aga Fenerbahçe kimle oynuyor ya? Hocam bir şola kayarsanız göreceksin. Heh bak orada. Heh. Kasımpaşa Fenerbahçe o oynandı. Skoru da sağda yazıyor. Yok. Onu sola kapatsın. İkinci yere bak. 2-0 için. Onda bir tane çekin. Şunu da kapatayım. Ordu 2-0. Bursa Spor 1-1 kalmıştı adam tabii. Tamam işte bunu alıp böyle sistemde yayınlayabilirsin yani. Hani mis diyor. Evet. Bak ayın 30'unda birinde de şey varmış. Beşiktaş'ın maçı varmış. Pazartesi günü. İşte ayın 10 kaçında şunun maçı varmış falan gibi. Gayet de güzel yani hani teknik olarak. Sistemde bir yerde kullanabilirsin. Hani mesela o maç iddiası verin, yamışları gayet buralardan alıyor işte. Şurada bir tane var hocam ya, şu büyük kupama var, orada gösteriyor. Dediğim maçların altında maçın falan. Olabilir. Kullanması gayet basit. Yani el alemin database'ine erişip bilgi alıyoruz. Yalnız bunları herkesin almasını istemiyoruz. Yani sadece benim belirttim. Yani şu an adresi bilen herkes alabiliyor bizim web servisimizden. Ben istiyorum ki kullanıcı adları benim verdiğim insanlar sadece alsın. Sen de yapabilirsin. Not al arkadaşım. Bunun için kendi web servisimizde çeşitli uğraşlar, iki türlü yöntem var. Şimdi en çok kullanılanlardan bir tanesini yapacağız da, iki tane var. En çok kullanılan bir tanesi değil yani. En çok kullanılanı yapacağız. Public class. Kimlik. Diye bir tane class yapalım. Kimlik için gerekli olan string kullanıcı adı. Bir de key şifre var. Yalnız şu sesler dışarıdaki sesler buraya kaydoluyor ya. Yalnız burada sen arkadaşlarım bir miras almamız lazım. Swap header'la. Swap header bizim swap özelliklerini barındırdığını söylüyor. Ve bu güvenlik protokolünde kullanılacağını ifade eden bir şey. Mirasımız. Aldım. Var mı sıkıntı? Swap header'ı biz mi tanımlamıştık? Yok, hazır var zaten. Var mı?
şurada uygun bir yerde bundan bir tane eleme oluşturuyoruz. İki eleme. Daha sonra da bir tane metot yapıyorum. Boolean kimlik doğrula diye. Ve kimlik doğrula da if ile sorguluyorum. Kmen'in işte k adı eşitse hay arkadaşım Cemal Can'a ve kmen'in şifresi eşitse 1-2-3'e return true. Niye kızıyorsunuz? Şuraya şey koymuş. Var mı sıkıntı? Tabi şurada database işlemler için seyretmeyi çekmeniz lazım. Ben oraya çekmiyorum. Elde ediyorum. Ve bundan sonra kullanacağımız elemanlara sen gösterim. Bir tane daha ettirebilecek diyorum. Swap header diyorum. Ekstradan olacak. Member name diyor. Kmedir diyorum. Yani diyorum ki hello world metodunu kullanabilmesi için aslında işte bunun için yapmayayım da. Şunu şey yapalım. Diyorum ki ürünler kullanılabilmesi için KM'ye ihtiyaç vardır. Var mı sıkıntı? Yok. Çıkacak. Çünkü bunun esprisi hani davranış değiştirmek olduğu için bunun davranışını şu an ihtiyaç olarak değiştiriyor. Hani buna ihtiyaç var diyor. Ve bundan sonra şurada if'le sorgu yapmam lazım yalnız. If kimlik doğrula. Başına bir tane ünlem koyayım. Eğer kimlik doğrula false ise return null. Geri boş göndersin. Buna bir parantezine koymak lazım. Oldu mu? Şimdi sadece geçerli kullanıcılara bu işlemi yaptırıyorum. Hemen test edelim. Ha, şunu yalnız şey yapmamız lazım. Şunu bir kere yayınlayayım. Sayfayı açayım bir kere. Çalışsın. Hop. KM not public diyor. Nerede bu KM? Aslında public. Tamam. Gayet de güzel geldi. Şimdi ürünlere bastığım zaman invoke işlemi sırasında hata veriyor çünkü invoke yapamazsın diyor çünkü şu an kimlik doğrula patlıyor. Tamam, hemen burada bizim servisi update ediyorum. Güncel şeyler geldi. Ve artık asenkronlu ya da normal çalıştırmaya kalktığım zaman şurada hata verecektir. Çünkü parantezin içine benden artık kimlik istiyor. Dolayısıyla kullanıcı buraya yeni bir tane kimlik oluşturup göndermek zorunda. K adı ve K şifre göndermeden bu işlem yapılamaz bir durumda oluyor. Çalıştırayım. Şimdi bana cevap gelecek. Tabi 10 saniye bekleme yapmıştık. Keşke onu düşünseydik iyiydi de. Hadi. 10 saniye de. Hadi. Sonuç geldi. Eğer adam buraya yanlış bir şey girmiş olsaydı. Şifre yanlış girdi adam. Gel buraya. Şifre yanlış girdiyse. Hemen bana zaten sonuç geliyor. Nal geliyor. Hani beklediğiniz falan zaten gelmiyor. Direkt bana döndürdüğüm için. Bana sonuç. Mal gelecektir. Ne dersiniz? Web servisi güvenlik. Biraz seri oldu ama güvenlik. Dedik ya işte. Gelecek işte. Cemal Can bir şeyimi sen Textbox'tan gel. Ya içeri mi girdi? Dışarıdan girme. Textbox'tan. Textbox'ın tekste, Textbox'ın tekste. Ha. Ben dışarıdan şey. Şablon şeklinde, dizi düşünüyorum da.
Adam senin şarkına yetişmeye çalışıyor ya, butona tıklıyor orada, ondan sonra gidiyor. Sonra ilk tane keti pas koyacaksın, zor olmazsa. İşte o şekilde... Birden bir yer olmasına önceden bir koyacağım. Yapabileceğim, yapayım mı? Test box'ları nereye koyacağız? Emre yapar, Emre adam. Valla test box'ları... Yani bunun bize bir projede olmasını anlamıyor. Önemli olan karşı taraf çağırdığınızda... Valla test box'ları şöyle uygun sağ kenarları koyabiliyorsunuz. Hani solda biraz çirkin duruyor ama sağda güzel duruyor. Sağ koyun. Bu projede değil ki, karşı tarafta olması gerekiyor. Tam burası karşı taraf zaten. Şu ana yüzü var. Evet, araya yüzü var tabii. İki tane proje yok mu burada? Tamam. Bu karşı taraf, bu biz işte. Bunu sağ kenara koyun, solda olmuyor, çalışmıyor çünkü. Emre. Tamam, sağa koy. Buna text box, birini text edersin. Buna text box, birini text edersin. Bakayım mı? Tamam. Şimdi kullanınca burayı yazacak. Uygulamıştır zaman. Bak yazayım, vallahi olmuyor. Ama buraya gelip de yazarsan... Bak bak bak, güzelliğe bak bak. Bak çıkıt yaptım. Adam yapmış. Yani. Allah çalışıyor ha. Sen neden çalışıyorsun? Şifreyi nasıl belirliyorsun ya? Aykut'un şifreyi. Veri tabanına sayı çekiyor sonra işte. Veri tabanı oluşturacaksın. Kolayla şifre göndereceksin. O sana ya 0 ya 1 diyecek işte. Mesela count'unu sorabilirsin. Sen gördün mü göndersin? Gel çalıştığında tekrar başlar. Evet ya. Mesela şey yapabilirsin, atıyorum. Veri tabanına şurada yazdığım gibi select count. Tabi sen daha dün yazıyorsun, şuna yıldız. İşte from elemanlar var. Vehere K adı eşit bir şey bir şey and şifre eşit bir şey bir şey sana sonuç hop sonuç böyle geldi. Sonuç sana 0 gelirse eleman yoktur, 1 gelirse yazıyorum, eleman vardır. Burası seri bir şekilde sana gösterelim. Web servisi işledik. Şey, biraz daha metot yapabiliriz. Ama malumunuz bir saat sonra bizim şeyimiz var. Sıramız var. Tam çalışsak ya. Çalışalım. O zaman şunu durdurayım.